bizim gibi Alanya Antalya sahil bandı ve ağırlıklı olarak ekonomileri turizme dayalı olan bölgelerde bunun etkileri çok daha ciddi hissedildi. Covid-19 tüm dünyada en çok turizm sektörünü etkiledi. Geçen yıla göre kayıp bir hayli fazla. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre sektörün kaybı 1.2 trilyon dolara ulaşabilir. Tüm turizm ekonomilerinde sorun yaratan bir konu. Dolayısıyla bütün bu mekanizmanın durması bütün dünyada bir sorun yaratacağından dolayı bunu el birliğiyle diğer ülkelerle de birlikte hem kaynak hem rakip olarak adettiğimiz aslında kader ortağımız olan birçok ülkeyle birlikte ele alarak önümüzdeki dönemde kış döneminde de çözeceğimize inanıyorum salgının ekonomileri etkisini hafifletmek amacıyla ülkeler iç turizmi hareketlendirecek adımlar atıyor. Türkiye, tüm dünyaya örnek bir uygulamayla yerli ve yabancı misafirlerini güvenli tatil imkanıyla ağırladı. Ancak yaz aylarındaki kayıp günde en az 120 milyon dolar oldu. Rakamın ya da giderin içeride kalması her ekonomi için önemli, bizler için de önemli. Dolayısıyla bu olacak ama insanların hala her zaman olduğu gibi ve bundan sonra da olacağı gibi farklı kültürler, farklı ülkeler, farklı tatlar, farklı dokular görmek arzuları var. Bunun içinde Türkiye vermiş olduğu hizmetle, serviste ve fiyat kalite dengesiyle çüş mesafesi anlamında en avantajlı konumda. Geçen yıl yaz aylarında 20 milyonu aşkın turist kişi başı ortalama 666 dolar harcama yapmıştı. Bu rakamla kıyaslanınca yaz dönemi turizm gelir kaybı 11 milyar dolar. Geçen sene biz 40 milyar dolar seviyesinde bir gelir elde etmiştik bu işten. Turizm hem döviz girdisi anlamında hem açığı kapatma anlamında hem de istihdam anlamında son derece Türkiye açısından önemli bir sektör. ...bir diğer taraftan 50 küsur sektöre de direkt temas eden bir sektör. TROFET Yönetim Kurulu üyesi Burhan Sili konuyu ulusal kanala değerlendirdi. Rakamdan ziyade hem istihdam anlamında hem de e, sektörlerin gelişimi anlamında ciddi bir sorun yaratacaktı. Aynı zamanda Altit Başkanı da olan Sili, ülkemizin yıllardır kendine özel birçok krizle mücadele ettiğini vurguladı. Kriz dedi ve bundan sonrası için de bizim elimizde referans ve bir deneyim. Eğer en ufak bir ışık görürsek biz Türkiye Turizm Yatırımcıları e, bunu en iyi şekilde de değerlendiririz ve hızlı bir şekilde koşarız. Sili son günlerde özellikle turizm bölgelerinden yükselen 2020 yılı turizm kentleri için doğal afet ilan edilmeli talebini de destekledi.